Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Tevbe Suresi 48-52. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala Tevbe Suresi'nde Tebük Seferi ile alakalı hayli meseleleri bizlere bildiriyor ve dersi ibretleri o münasebetle bize anlatıyor. Şöyle ki: "Lekad ibtagav el fitne min qabl." Onlar, o münafıklar, daha önceden de fitne peşinde koşmuşlardı. Ve gallebu lekel umur, ve pek çok dolaplar çevirmişler. Senin aleyhinde çalışmalarda, faaliyetlerde bulunmuşlardı. Hatta ca'el hak, ta ki hak geldi ve zahara emrullah, Allah'ın emri zahir oldu, ortaya çıktı. Ve hum karihun, onlar hoşlanmasalar da, hoşlarına gitmese de hak ortaya çıktı ve Allah'ın emri bu şekilde galip oldu. Değerli izleyenlerim, münafıklar Medine döneminde ortaya çıkıyor ve bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar aleyhinde epey işler çeviriyorlar. Allahu Teala o noktalara dikkat çekiyor. Bunlar Tebük seferinde de bir kısmı zaten sefere katılmıyor. Sefere katılanlar da Müslümanlara problem çıkarmaya çalışıyor, kuyularını kazmaya çalışıyorlar. Ayet-i Kerime bu noktadan hatırlatma yapıyor. Onlar daha önceden de fitne peşinde koşmuşlardı ve senin aleyhinde işler çevirmişlerdi. Ama neticede hak geldi, Allah'ın emri galip oldu. Onlar hoşlanmasalar da bu şekilde hak vakikat ortaya çıktı. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Onlardan bir kısmı da şöyle der, o münafıklardan, sefere katılmayanlardan, Tebük seferine katılmayanlardan bir kısmı şöyle der: İzelli, bana izin ver, ve la teftinni, beni fitneye düşürme. Tabi savaş büyük bir olay ve Tebük seferi gibi Bizans'a karşı yapılacak olan bir savaş çok büyük bir olay ve buna çıkabilmek bayağı bir iman gerektiriyor. İşte münafıklardan bir kısmı can korkusuyla her ne kadar sefere katılmışsa da bir kısmı da Peygamber Efendimiz'e bana izin ver, beni fitneye düşürme diyor. Hatta onlardan bir tanesi Cedd bin Kays Peygamberimize demiş ki işte herkes beni bilir, benim kadınlara karşı zaafım vardır. Eğer sefere gidecek olursam orada Rum sarışınlarını görünce dayanamayabilirim. Bu da beni fitneye düşürmek olur. Ne olur ben gitmeyeyim, ben burada kalayım, ben ekonomik yardımda bulunayım gibi o şekilde ifade ediyor. Ele fil fitneti sagatu, yani dikkat edin, onlar fitneye zaten düştüler. Yani sefere katılsalar, peygamberle beraber savaşsalar belki de fitne olmayacak, kendilerine hakim olabilecekler. Ama Medine'de kalmakla, peygamberin katılmış olduğu bir savaşa onlar katılmamakla zaten kendileri fitneye düştüler. Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin, ve cehennem gerçekten kafirleri kuşatmıştır. Yani bunlar için cehennem vardır ve bunlar her ne kadar Müslümanlar safında görülse de gerçekten Müslüman değildir, münafıktır. Münafık ise kafirdir, hatta kafirden daha eşeddir, durumu daha kötüdür. Bundan dolayı bunların akıbeti, varacağı yer cehennemdir ve cehennem kafirleri kuşatmıştır. İn tusibke hasenetun, ey peygamber, eğer sana bir iyilik isabet etse, Bedir'de zafer gibi bu şekilde bir iyilik sana gelse, tesuhum, bu onları üzer. Yani münafıklar peygamberimizin ve ehli imanın bir takım başarıları elde etmelerini çekemezler. Müslümanlar başarılı olduğunda bundan rahatsızlık duyarlar. Ve in tusibke musibetun, ama sana bir musibet geldiğinde, mesela Uhud'da mağlubiyet gibi bu şekilde bir musibet geldiğinde, yegulu, onlar derler ki kad ehadna emrana, yani biz tedbirimizi aldık, min qabl, önceden tedbirimizi aldık, ve yetevellev, ve bu şekilde ayrılırlar, ve hum ferihun, ferih, fahur bir şekilde, gayet neşeli bir şekilde bu tarzda ayrılırlar. Yani münafıklar dengeleri nazara alıyor.
İşte Medine'de Müslümanlar hakimdir. Onlar da mecburen kendilerini Müslüman gibi gösteriyorlar. Ama içten içe de Müslümanların aleyhinde faaliyetleri var. İşte Peygamberimize bir galibiyet gibi bir durum nasip olduğunda o bunları rahatsız ediyor. Ama Uhud mağlubiyeti tarzında bir mağlubiyet yaşandığında bu da hoşlarına gidiyor ve kendi kendilerine teselli buluyorlar. İyi ki biz katılmadık. İyi ki daha önceden tedbirimizi aldık. Bu şekilde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Kul sen de ki, ey peygamber sen böyle diyenlere, böyle yapanlara de ki, len yusibene illa ma keteballahu lena. Bize ancak Allah'ın yazmış olduğu şey isabet edecek. Yani Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı neyse, mukadderat neyse ancak o bize isabet edecek. Huve mevlana, o bizim Mevlamızdır. Yani o bizim velimizdir, yardımcımızdır. Bizim işlerimizin kefilidir. Yani böyle olunca bize her ne kadar musibet de isabet etse bu yine bizim lehimizedir. Nitekim Ali İmran suresinde Uhud Harbi ile alakalı ayetlerde gördük ki Allah-u Teala böyle bir mağlubiyetle de Müslümanları terbiye ediyor. Her ne kadar mağlubiyet istenilmez bir şey ise de asa en takrahu şeyen ve huve hayrul lekum, hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda hayırlı olabilir ve hoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bunu bilemezsiniz. Ayet böyle ifade ediyor. İşte Uhud mağlubiyeti de her ne kadar Müslümanların aleyhinde görülse de 70 tane şehit verilmiştir. Bunlar yüksek makamları elde etmişlerdir. Başka türlü belki o makamlara çıkamayacaklardı. Öte yandan peygambere muhalefet etmenin bedeli nedir? Bu görülmüştür. Heyecanla hemen bazı kararlar almak ne gibi sakıncalar meydana getirebilecek? Bunlar görülmüştür. Ve ümmet-i Muhammed, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam etrafında olanlar Uhud Harbi münasebetiyle çok dersler almışlardır. Ve biz bu dersleri Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin neredeyse yarısında görmekteyiz. Dolayısıyla ayeti tekrar değerlendirecek olursak, ey peygamber sen de ki, len yusibene illa ma keteballahu lena. Yani Allah bize neyi takdir etmişse ancak o bize isabet edecektir. Burada musibetlerin terbiye yönü, hatta musibetlerin insanların lehine olma yönü, bunu görmekteyiz. Aleyna demiyor da lena. O bizim lehimize olacaktır. Velev musibet de olsa bunda karımız olacaktır. Çünkü Allah-u Teala o bizim Mevlamızdır. Huve Mevlana. O bizim Mevlamızdır. Mesela askerliği düşünelim. Askere gidenler herhalde pikniğe gitmiyorlar. Ciddi bir eğitime gidiyorlar. Orada komutan onlara eğitim yaptırıyor. Zaman zaman yat sürün gibi emirler veriyor. Gece intikalleri yapılıyor. Bunlar meşakkatli zor şeyler. Ama bunlarla askerleri terbiye etmiş oluyorlar. İşte Allah-u Teala sevmiş olduğu kullarını da halden hale çevirerek bazen nimetlerle bazen musibetlerle onları terbiye ediyor. Onların ruhlarını eğitiyor. Bu açıdan baktığımızda Müslümanların başına gelen bütün haller değerlendirebilirlerse kendilerinin lehinedir. Her ne kadar aleyhte de görülse lehlerine olabilmektedir. Adeta hayat bir deniz gibi, dalgalı bir deniz gibi ve o dalgalı denizde rüzgar gemilerin keyfine göre esmiyor. Her taraftan esiyor ama başarılı olan kaptanlar rüzgar nereden eserse essin yollarına devam edebilir ve lehlerine çevirebilirler. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun, ve müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler. Yani başkasına değil, başkasına güvenmek, başkasına tevekkül etmek değil, müminlere yaraşan sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmektir. Tevekkül, elden gelen bütün sebepleri yaptıktan sonra neticeyi Cenab-ı Hakk'a havale etmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte savaş öncesinde tedbirini alıyor. Hatta sipere giriyor. Hatta zırhını giyiyor. Bütün bunlar tedbire engel değildir. Tevekküle engel değildir. İnsan tedbirini almalı. Ama neticeye de rıza göstermeli. Elden gelen gayret gösterildikten sonra neticeye tevekkül edilmeli. Bu açıdan
İman edenler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler, başkasına değil. Kul, ey peygamber sende kim? Hel tarabbasune bina, sizin bizimle alakalı beklemiş olduğunuz şey illa ihtel husneyeyn, ancak iki güzelden biridir. Yani savaş gibi durumlarda Müslümanlarla kafirler arasında çok büyük fark var. Müslümanlara bakan yönüyle ya galip gelmek veya şehit olmak, bu ikisi de güzeldir. Yani bir Müslüman savaşa galip gelmek için girer. Ama savaş esnasında diyelim şehit de olabilir, hayatını kaybedebilir. Bu hayatını kaybetmek aslında bir yönüyle kazanmaktır. Hayatını kaybediyor ama şehitlik makamını kazanıyor. Böyle olunca ölürsem şehidim, kalırsam gazim, böyle bir heyecan insanı diri tutar. Normal şartlarda başkasının savaşı